Öncelikle bir lağım kuyusu görüyorum. Yalnız buranın suyu çekilmiş. Sadece orada bataklık kalmıştı. Çok kötü kokulu. Önce orayı ben kürekle temizliyorum. Yani orayı temizleme ihtiyacı duydum. Kürekle temizliyordum. Birkaç kürek attıktan sonra o şekilde yapmam sanki kişinin canını acıtıyor gibi hissettim. Onu köşeye koydum, yere eğildim ve iki avucumla böyle yerden o kirli çamurlarını alıp karşımdaki kişiye gösteriyorum. Bak diyorum, hani bunun içerisinde bu tohumlar var, bunlar var diyorum. Ondan sonra ona gösteriyorum ve o da görüyor. Yani ona sevgi ve merhametle, şefkatle yaklaşıyorum hocam. Sonra elinde yani çok değişik bir şekilde o çamur böyle kuruyup uçuyor yani yok oluyor. Her seferinde yerden alıyorum. Yine o kişiye önce anlatma ihtiyacı duyuyorum. Anlatıyorum. O kişi bunu kabul ediyor. Sonra avucumun içerisinden buhar olup uçuyor yani yok oluyor. Bu şekilde alanı temizlemeye başladım. Hatta kişi de geldi. O da bana yardımcı oluyor. Arkamızda hocam bir sürü kişi var. Yani birdenbire oraya çok kişi doluştu. Ve herkes böyle oradan o çamurları alıp avuçlarının içerisinde yok etmeye başlıyor. Orada çok enteresan bir kişi var. Kim olduğunu bilmiyorum. Arkası dönük. Oraya böyle güzel gül fideleri ekiyor. Hocam bir de gül fidelerin üzerinde kurdeleler var. Böyle sanki güzel niyetler yazılmış kurdeleler var. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi de beyaz. Çok güzel kurdele fidesi konuldu. Merak ettim yani her tarafa ekilecek mi dedim. Hayır dedi. Biz oraya tohum ektik. Bu bahçeyi kendisi gül bahçesine çevirecek mi bir şey söyledi. Şu anda oraya yardımcı olan bütün herkes o bahçeyi terk ediyor. Ev sahibi orada. Çok mutlu. Oranın bir ev sahibi var yani. Çok mutlu. Bir de hocam oraya şu anda çok güzel bir şelale akmaya başladı. Şelalenin içerisinde de enteresan bir şekilde böyle pırıltılar var. O pırıltıların içinden tohumlar çıkıyor. Ve o toprak tohumlarla yeşermeye başladı. Sonra yukarıda ay ve güneşi gördüm. Onlardan da farklı şelaleler akıyor. Bu şekilde çok güzel bir gösterdi.